أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
Sadakallahu'l-Azim. Hayırlı Ramazanlar değerli seyirciler. Bir kez daha Gönül Dergahı'yla Ramazan'da karşınızdayız. Ve yine programımızı her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Çok değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, İslam'da aile hukukunu konuşmaya devam edeceğiz. Yine canlı yayında stüdyo konuğumuz emekli müftü Ahmet Akgül hocamız şu anda canlı yayında. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet hocam, biz iki haftadır aileyi konuşuyoruz. İslam'da ailenin önemi, faziletleri, eşler arasındaki görevler nelerdir? Mutlu ve huzurlu bir aile için neler yapmamız gerekiyor? Neler yapılması gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala neler buyuruyor? Peygamber Efendimiz özellikle eşler arasındaki hukuka, birliğe, beraberliğe, güvene, huzura dair neler tavsiye etmiş? İnşallah bu akşam genel bir toparlama yapacağız ve böylece bu konuyu bitirmiş olacağız hocam. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim hocam. Buyurun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin emma ba'd. Aile hukuku konusunda bizim en ilk ve önde gelen rehberlerimiz peygamberlerdir. Evet. Ve özellikle peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ailenin huzurlu olması için, aile fertlerinin geleceğe hazırlanması için bir yerde aile reisi hem hanımına hem çocuklarına ve bir başka açıdan bakıldığı zaman bazen de hanım hem kocasına hem çocuklarına eğitimci olacak. Yani onlara bilmedikleri meseleleri öğretecek, bu hem aile içi adabı, davranış kurallarını, hem aile dışı davranış kurallarını ve başta da ibadetleri öğretmesi lazım. Tabii bunun en güzel örneği biraz önce söylediğim gibi, evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Mesela İsmail aleyhisselamdan Kur'an'da bahsediliyor. İsmail aleyhisselam Peygamberimizin soyundan geldiği bir peygamber. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Ulu dedesi peygamberimizin İbrahim Aleyhisselam, onun oğlu İsmail Aleyhisselam soyundan geliyor. İsmail Aleyhisselam'dan bize örnekler veriliyor. İbrahim Aleyhisselam'dan örnekler veriliyor. Nuh Aleyhisselam'dan örnekler veriliyor. Evet. Yakub Aleyhisselam'dan örnekler veriliyor. Bunlardan birer kısa kısa örnekleri sunmak istiyorum. Mesela İsmail Aleyhisselam'dan bahsedilirken Mevlamız Meryem suresinin bir ayetinde şöyle buyuruyor: Vezkur fil kitabi İsmail. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, Kur'an'da İsmail'i hatırlat, hatırla, onun geçmişini bir yad et. Peki İsmail aleyhisselamın hangi halini yad edecek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? İnnehu kâne sadikal va'di. Zira İsmail aleyhisselam sözünde duran, sözünde samimi olan bir peygamberdi. Ve kâne rasûlen nebiyyâ, hem rasul hem nebi idi. Kendisine tebliği için müstakil bir şeriat verilmiş peygamberlerden. Babası İbrahim Aleyhisselam'a 10 sayfa şeriat kaynağı verilmiş. Ama İsmail Aleyhisselam'a da kitap verilmemiş, fakat şeriat verilmiş. Dolayısıyla nebi ve rasul idi. Ve en önemli özelliği, ve kâne ye'muru ehlehu bis-salâti ve'z-zekâti ve kâne inde rabbihi merdiyya. İsmail aleyhisselam kendi çoluk çocuğuna, aile fertlerine ve aynı zamanda ümmeti de bir aile fertleri sayılıyor, ümmetine namaz kılmalarını, zekat vermelerini efendim onlara emrediyor. Zira İsmail aleyhisselam Rabbinin yanında razı olunan bir kimseydi. Evet. Bunu örnek gösteriyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'dan örnekler veriliyor. Geçen de söylemiştim, bir daha
faydasını mülahaza ederek söylemek istiyorum. Hocam şimdi burada anlattığınız bu hadiseler Allah-u Teala'nın peygamber efendilerimiz üzerinden bizlere tavsiyeleri, örnekleri, evet. Oralardan ders almamız aynen, niteliğinde. Aynen. Sadece peygamberlerimizin yaşadığı hadiselerden ibaret değil bu anlattıklarımız. Tabii. Zaten onların için Cenab-ı Hak bize Kur'an'da anlatıyor. Hayatlarının bize örnek olarak alınması için, almamız için daha doğrusu. Evet. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın şu duası çok önemli. Rabbi c'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Ey Rabbim beni ve benim soyumdan gelenleri namazlarını dosdoğru kılanlardan eyle. Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbimiz duamı da kabul eyle. Mesela Yakub Aleyhisselam. Yakub Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın torunu. Evet. İshak Aleyhisselam'ın oğlu. İshak Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Yakub Aleyhisselam İshak peygamberin oğlu. O da peygamber. Yani peygamber silsilesi. İbrahim Aleyhisselam'dan aşağı doğru ta İsa Aleyhisselam'a kadar uzun bir peygamberler silsilesi var. Ama İsmail Aleyhisselam'dan sadece peygamberimiz gelmiş. Şimdi orada Yakub Aleyhisselam'ın hayatından bahsedilirken Yusuf Suresi kıssaların en güzeli. Kur'an'da anlatılan ibret tablosu oluşturan kıssaların en güzeli Yusuf Suresidir. Evet. Zaten Cenab-ı Hak öyle diyor. Nahnu nequssu aleyke ahsenel kasas. Yani Habibim biz sana kıssaların, peygamberlerin yaşadıkları olayların, tabloların en güzelini sana anlatıyoruz diyor. Çok önemli dersler var Yusuf Aleyhisselam'ın kıssalarında, Yusuf Suresi'nde. Şimdi buradan esas söyleyeceğim bir şey şu, aile içi efendim meseleyi üstlenme, sorumluluğu taşıma konusunda. Tabii biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'la babası Yakup Aleyhisselam 40 sene birbirinden ayrı kalmışlar. 40 sene. Daha fazla diyenler de var. 40 sene sonra Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf Aleyhisselam'a kavuşuyor. Bütün kardeşler, anne baba hep beraber bir araya geliyorlar. Yusuf Aleyhisselam babası Yakup Aleyhisselam'a babacığım niye çok üzüldünüz de gözleriniz ama olacak derecede benim üzerimde endişelendiniz, benden dolayı gözleriniz ama oldu. Siz biliyordunuz ki biz dünyada bir araya gelemesek bile ahirette yine Cenab-ı Hak bizi bir araya getirecekti. Evet. Sen peygamber olarak bunu biliyorsun. Yakup Aleyhisselam'ın cevabı çok enteresan. Oğlum ben sadece maddi, fiziki yönden ayrılığından dolayı ağlamadım. Genç yaşta bizim eğitimimizden, terbiyemizden uzaklaştın. Acaba imanını koruyamazsa ne olacak diye, halbuki Yusuf Aleyhisselam da peygamber. İmanını koruyamazsa ne olacak diye üzüldüm diyor. Onun için ailenin hassasiyeti çok önemli. Mesela şu ayeti de okuyayım. Evet. Bu da Taha suresinde Mevlamız buyuruyor. Peygamberimizin üzerinden biraz önce söylediğiniz gibi bize hitap ediyor Cenab-ı Hak. Aslında muhatap biziz. Zaten peygamberler bu görevleri yapıyorlar. Esas muhataplar biziz. Bize ders veriliyor. Evet. Bize numune gösteriliyor. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, çoluk çocuğuna, aile efradına namazı emret. Sen de onun üzerinde sabırla, kararlılıkla, samimiyetle devam et. La nes'eluke rizka. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Nahnu nerzukuk. Seni biz rızıklandırıyoruz. Çoluk çocuğunu da biz rızıklandırıyoruz. Bunu niye Cenab-ı Hak zikrediyor biliyor musunuz? Mesela bugün aile eğitimini ihmal eden, çocuklarıyla ilgilenmeyen, bahane de işte ben çalışıyorum, zor işlerle meşgul oluyorum, evimle, ailemle uğraşamıyorum, onlarla ilgilenemiyorum diyenlere en güzel cevap. Öyleyse biz sadece rızkın gelmesine vesile oluyoruz. Rızkı veren Allah. Seni de, bizi de, çocuklarımızı da, torunlarımızı da, bütün canlıları rızıklandıran Allah. Onun için iş bahanesiyle aile içi ihmal nesli bozuyor. Aile içi ihmal olmayacak. Hocam orada ayet-i kerimede namazı emredin hükmü ifade ettiniz ya. Evet. Çünkü günümüzde baktığımız zaman sanki bizim önceliklerimiz ailede değişti gibi hocam. Daha çok tabii ki. Maneviyattan ziyade maddiyata yönelmiş aynen öyle. Gibi bir durum söz konusu. Eğitim konusunda da hocam o boşluğu, yani aileler o boşluğu eğitimi tam anlamıyla o sorumluluğu yerine getirmediği zaman o boşluğu farklı şeyler doldurabiliyor hocam. Tabii. Bugün internet var, televizyon var, işte sokaktaki hayat var. Dolayısıyla bizim evet.
ayete uygun hareket etmemiz gerekmiyor mu hocam? Aynen. Etmezsek şimdi, neler olur? İşte etmezsek sonunda defolu, arızalı bir nesil ortaya çıkıyor. Evet. Arızalı bir nesil. Camiden uzak, cemaattan uzak, edepten uzak, saygıdan uzak, millete, topluma zararlı insanlar meydana geliyor. Eli çap insanlar, evet. Gözü efendimiz batıla meyleden insanlar, diliyle çirkin sözler söyleyen insanlar. Bunlar bizim neslimiz. Geçen senelerde arabayla gidiyorum. Eski maliyenin şu anda maliye binası var ya, defterdarlık. Evet. Onun karşısında ışıkların orada olacağı bir taraftan gidiyorum. Efendim 3 tane genç de arabanın önünden geçiyor. Yaz olduğu için arabanın camı açık. Birbirlerine öyle çirkin sözler söylüyorlar ki, hem de anaları bacıları üzerinden. Evet. Yani bu sözleri telaffuz etmek mümkün değil. Normal sıradan birbirleriyle şakalaşıyorlarmış gibi, selamlaşıyorlarmışlar gibi böyle birbirlerine çok çirkin sözler söylüyorlar. Şimdi bir insan anası üzerinden, bacısı üzerinden, nenesi üzerinden bir başkasına böyle efendim kötü sözler söyler mi? Onun için biz bunları eğitmediğimiz zaman ne oluyor? Bakın, aile içi eğitimde evvela temel bilgiler verilecek, temel. Aile de bunu bilecek. Evet. İbadet alışkanlığı verilecek. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ailenin eğitiminde muru evladekum bis salati, çocuklarınıza namaz kılmalarını emredin diyor. Başka bir rivayetinde allimu sibyanekum es salah, çocuklarınıza namazı öğretin. Halbuki çocuklara namaz farz değil. İbadetler farz değil. Ama yavaş yavaş öğrensinler. İkinci şeyde ve ferriku beynehum fil medaci, yataklarını da ayırın. Aynı yatakta yatırmayın. Nerede? Lisebisinin, 7 yaşında namazı öğretin. 10 yaşına geldiklerinde namazı yataklarını ayırın. 10 yaşında, o zamana göre 10 yaşında, bugün 10 yaşından daha aşağıda efendim çocukların yataklarının ayrılması lazım. Hatta mümkünse odalarının ayrılması lazım. Evet. Kız çocuklarıyla erkek çocuklarının, erkek çocuklarıyla erkek çocuklarının. Öyleyse bugün biz biraz önce sorduğumuz şeye göre bugün bizim önceliklerimiz İslami eğitim, ahlak eğitimi, sevgi eğitimi olmayınca evet. Bu sefer çocuk neye takılıyor? 3 yaşındaki çocuğun elinde telefon. Yani büyük adamların bilemediği kadar telefonun tekniğini biliyor. Daha o yaşlarda zihin bulanıyor hocam. Evet, aynen öyle. Ve anne baba da bunun önüne geçmiyor. Aslında bunları alıştıran anne baba. 3 yaşında çocuğa telefonu veriyor. Akşama kadar çocuk telefonla uğraşıyor. O ilgi, o merak başka yönlere evet. Kayıyor hocam. Dolayısıyla televizyon bağımlılığı, telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı aslında çocuklarımızın beynini uyuşturuyor. Evet. Bu sefer anne babayla ilgisini azaltıyor. Kardeşler arası ilgileri azaltıyor. Şimdi mesela devamlı telefonla meşgul olan bir çocuk, diyelim 10 yaşında olsun, 8 yaşında da küçük kardeşi olsun. Yetişkinler de öyle hocam. Evet, yetişkinler de öyle. Dolayısıyla kendi yanındaki kardeşiyle ya da abisiyle ilgiyi bitiriyor tamamen. Anne babayla ilgiyi bitiriyor. Evet. Aynı sofrada yemek yeme alışkanlığını bitiriyor. Aileyi perişan ediyor. Öyleyse bizim bunları kontrol altına almamız lazım çocukların yetişmesinde. Hocam burada bir soru daha soracağım. Evet. O sorudan önce bir de hatırlatma yapayım. Değerli seyirciler, hocamız canlı yayında şu anda aile hukukuyla ilgili bilgiler veriyor. Ramazan'la ilgili, aile hukukuyla ilgili, oruçla ilgili, ibadetlerle ilgili sorularınız olursa şu anda ekranda telefon numaramız var. WhatsApp hattından arama yapmadan yazarak lütfen sorularınızı yazarsanız hocamıza canlı yayınımızda inşallah o soruları soracağım. Evet. Evet hocam. Şimdi biz tabii eğitimden bahsederken işte ailede işte çocuklarımıza falan tabii günümüz teknoloji çağı elimize aldığımız telefonda her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Burada faydalı bilgiler de var. Kirli bilgiler evet, de var. Evet, sakıncalı bilgiler de var. Evet. Yani ailelerimize, annelere, babalara, işte çocuklarımıza, gençlerimize tavsiye edebileceğimiz özellikle ehli sünnet noktasında işte kaynak olabilir, kitaplar olabilir, ilmihal olabilir hocam. Ne gibi bir tavsiyeleriniz olabilir? Bunlara tavsiyelerimiz öncelikle kitap okumaları, kitap okurken de evet.
Yani ilmihalle ilgili kitaplar okunması mesela derecelerine kimin, göre. Kimin ilmihalini okumalara gerekiyor? Tabi ilmihal okuyacak seviyeye geldiği zaman ilmihal okuyacak. Küçük çocuklar ilmihalden anlamaz. Evet. Ama o zaman da daha çok böyle peygamberlerle ilgili hikayeler, efendim. Mesela anne baba okuyup anne, çocuğuna anlatacak. Anlatacak, evet. Evet. Peygamberlerin ahlakıyla ilgili kitaplar, efendim komşu haklar ile ilgili kitaplar böyle derece derece, kademe kademe evvela okumayı veya büyüklerinin onlara bunu öğretmesini temin etmek lazım. Evet. Efendim biraz daha ileri seviyelere geldiğinde mesela ilmihallerden öteden beri ilmihallerin özü biraz tabii sadeleştirilmiş olanı da var. Temel ilmihallerden Ömer Nasuhu Bilmen Efendi hocamızın ilmihali. Bugün de yazılmış ilmihaller var. Diyanet'in yazdığı ilmihaller var. Evet. Güzel. Ve tavsiye edeceğim ilmihallerden Profesör Doktor Hamdi Döndüren hocanın ilmihali var. Çok güzel. Evet. Yani öyle okunması gereken. Mesela bilhassa yani hocaların bile okuması gereken. Mesela Nimet-i İslam diye Muhammed Zeyn Efendi'nin Osmanlı ulemasından tabi bu Latince yazıya da çevrilmiş. Onun behemhal Müslümanların okuması lazım. Tefsirden okuyacak, hadislerden okuyacak, özellikle Müslüman temel bilgilerini edinecek. Mesela edep kurallarını öğrenmede hakikaten edep kitapları var. Mesela bunun için şimdi bizim konumuz tabi kitap tanıtımı değil de evet. Edep konusunda yani gençlikten tutum evliler, bekarlar, efendim bütün insanların okuması gereken adab kitapları var. Bunlardan bir tanesi Şiratül İslam diye bir kitap. Tam Şiratül İslam diye yazılan alınırsa güzel olur. Tabi ben bunların Arapçasını okuyorum ama Türkçesi Türkçe'ye çevrilmiş Şiratül İslam Seyyid Alizade'nin evet. O kitap edep kitabıdır. Yani bir insanın taharet yapmasından tutun, abdesti, guslü, efendim ibadetleri, ahlakı, insanlar arası münasebetler ve evlilikteki adab bunların hepsini ayrıntılı biçimde anlatan bir kitap. Adab-ı muaşiret adab-ı dediğimiz. Adab-ı muaşiret evet. Evet. Şimdi mesela bu adab-ı muaşiret demişken aile içi bir konuya değinmek istiyorum. Nur suresi 58 ve 59. ayetlerde evet. Aile içi çocuklarımıza vermemiz gereken edep dersi. Mevlamız şöyle buyuruyor. 58 Nur suresi. Ya eyyühellezine amenu liyeste'ezinkumüllezine meleket eymanukum vellezine lem yeblugul hulüme minkum thelâthe merrât. Ey müminler! Sizin kölelerinizden, cariyelerinizden, eskiden köleler, cariyeler vardı. Efendim kölelerinizden, cariyelerinizden bir de sizin çocuklarınızdan, yani köle ve cariyeler elinizin altındaki insanlar. Bir de çocuklarınız, buluğa ermemiş çocuklarınız, ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarınız, evet. Sizden üç zaman da izin alsınlar. Sizin odalarınıza girmek için, yanınıza girmek için. Üç zaman, bakın. Üç vakit. Min gabli salatil işa. Min gabli salatil fecr. Efendim, sabah namazından önce, yani sabah namazının vakti girmeden önce ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarınız sizin yanınıza, odanıza girmek isterlerse sizden izin istesinler. Min kabli salatil fecr. Birincisi bu evet. Ayette. İki, vahine tedaune thiyabekum minez zahirati. Bir de öğlen vaktinde elbiselerinizi çıkarıp istirahata geçtiğiniz zaman özellikle sıcak memleketlerde kaylule uykusu var. Kaylule istirahatı. Öğlenin tam sıcağın şiddetli zamanında böyle bir yarım saat kadar, bir saat kadar bir istirahat hem gece namazına kalkmaya vesile hem de insanı gerçekten o sıcakta ancak o rahatlatabiliyor. Dolayısıyla öğlen vaktinde elbiselerinizi çıkarıp yatağınıza girdiğiniz zaman, hanımınızla beraber istirahata geçtiğiniz zaman bir de o vakitte sizden izin istesinler. Ve min ba'di salatil işâ'i bir de yatsı namazından sonra. Selâsü avrâtil lekum. Bu üç vakit sizin mahremiyet zamanlarınızdır. Yani belki eşinizle, ailenizle bazı sırların yaşandığı bir vakittir ya da vakitlerdir. Bu vakitlerde çocuklarınız sizden izin istesin. Evet. Ama bu üç vaktin dışında
Artık sizin mesaiye başladığınız zamanlar, gündüz vakti, mesaiye başladığınız zaman onlar izin istemeden sizin yanınıza girebilirler. Çünkü insanlar meşguliyet zamanında. Niye bu üç vakti söyledi? Üç vakti zikretti Kur'an-ı Kerim'de Ercan Bey. Evet. Şimdi bir defa çok incelik var burada. Sabah namazının vakti girdikten sonra Müslüman uyumaz. Sabah namazının vakti girdikten sonra, bugünkü manada imsaktan sonra Müslüman uyanacak. Sabah namazına kalkacak. Evet. Böyle bizim bugün yaptığımız gibi değil. Yani bugün çoğu Müslümanlar sabah namazına kalmıyor. Hatta şu oruç zamanında bile sahurunu yapıyor. İmsak vakti girmeden zaten sabah namazı kılınmaz. Sabah namazını kılmadan yatıyor, güya oruç tutuyor. Sabah namazı bakıyorsunuz çoğu insanlar namazı kılmıyor. Halbuki imsaktan sonraya kadar bekleyip orada namazı kılıp ondan sonra istirahate geçerse geçsin. Çünkü adam gündüz çalışacak. Peki ikincisi öğlen vaktinde. Öğlen vaktinde de orada bir mahremiyet saati var. O saatte de çocuklar izin istesin. Bir de yatsıdan sonra. Yatsıdan sonra adam istirahate çekiliyor. Evet. Öyle bizim bugün yaptığımız gibi gece yarılarına kadar boş oturup dizi seyretmiyor. Ya da kimileri yaptığı gibi kumar oynamıyor. Müslüman yatsı namazını kılıyor. Efendim istirahata geçiyor. Ve efendim gece namazına da kalkıyor. Biz büyüklerimizde öyle gördük. Çiftçi oldukları halde, akşama kadar tarlada, bağda, bayırda çalıştıkları halde efendim gece namazına kalktıklarını görüyoruz. Evet. Biz bugün bu kadar rahatlık içerisinde gece namazı kılmıyoruz. Ecdadımız yapıyordu bunu. Babalarımız yapıyordu bunu. Dolayısıyla bir de yatsı namazdan sonra. O zaman bu üç vakit mahremiyet zamanıdır. Yatsı namazından sonra Müslüman işi olmadığı zaman boşu boşuna oturmayacak. Devamındaki 59. ayette ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُوا مِنْكُمْ كَمَسْتَأَذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Çocuklarınız ergenlik çağına ulaştığı zaman başkalarının sizden her vakitte izin istedikleri gibi, o üç vakit değil o zaman. Her vakit evinize girmek istediklerinde, odanıza gelmek istediklerinde ya da efendim eve girmek istediklerinde sizden izin istesinler. Müsait evet. misiniz, değil misiniz? Bakın çocuğu bile olsa bir adamın, yetişkin çocuğu sadece bu deminki zikredilen üç vakit değil, onun dışında bile annesinden babasından izin isteyecek. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eve gittiğiniz zaman izin isteyin. Velev ki annenizin evine gitseniz de, babanızın evine gitseniz de, kardeşinizin evine gitseniz de sahabi sordu. Ya Resulallah ben anamdan da mı izin isteyeceğim? Peygamberimiz onu ikna etmek için buyurdular ki peki siz ananızı hoşnut olamayacağınız bir manzara içerisinde görmek ister misiniz? Diyelim ki kadın evinde belki mahrem yerlerini açabilir. Kendi başına kaldığında. O zaman siz annenizi hoşunuza gitmeyecek bir manzara içerisinde görmek ister misiniz? Görmek istemem ya Resulallah. Öyleyse annenizin bile yanına giderken ziline basın ya da efendim kapıya vurun. Müsait mi değil mi? Belki de o anda mahrem bir hali var. Evet. Çocuğunun bile görmesini istemediği, efendim kardeşinin görmesini istemediği bir hali var. O zaman siz onu o hal üzerinde görmek ister misiniz? İstemezsiniz. Öyleyse efendim bunlardan izin alsınlar. Bu da aile içi eğitim. Evet. Bu da aile içi eğitimin bir başka efendim şekli. Şimdi bir başka efendim yönden aile içi mutluluğun olması için hep mesela bunlar söyleniyor ama Kur'an'da zikredilmiş. Bakın. Nedir o? Ve min ayatihi en halakakum. En halakakum. En halaka lekum min enfusikum. Ayet-i kerime bu. Rum suresinde Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü ispatlayan delillerden, mucizelerdendir. Sizin için kendi nefsinizden kendilerinde rahat edeceğiniz, huzur bulacağınız işler yaratması. En halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha. Yani kendilerinde rahata kavuşacağınız, stresinizi gidereceğiniz, kederinizi, üzüntünüzü gidereceğiniz işler yaratması Allah'ın büyük kudretindendir. Ama bu eşlerin bir mutluluk içerisinde olması lazım. Bunun için de ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Allah sizin aranızda sevgi, muhabbet, dayanışma lütfetti. Zaten ailedeki saadet sevgiye bağlı. Kadın kocasını sevecek, kocası hanımını sevecek,
Anne baba çocuklarını sevecek, çocuklar anne babayı sevecek. O zaman orada bir sevgi ortamı oluşacak. Sevgi oluştuğu zaman sevgide itaat var. Sevdiği zaman itaat eder. Sevmediği zaman itaat etmez. O zaman kadın koca arasında sevgi, saygı, efendim hürmet, çocuklarla anne baba arasında sevgi, saygı, hürmet ancak sevgiyle oluşur. İşte bütün bunlar da Cenab-ı Hakk'ın kudretini ispatlayan ve düşünen toplumlar için ayetler var diyor. Dolayısıyla burada biz ne yapacağız? Efendim bir defa aile için saygı ve sevgiyi oluşturmamız lazım. Evet. Bir başka husus aile için efendim huzurun oluşmasında çok önemli. Aile fertleriyle efendim aile reisleri arasında merhamet, adalet, yine sevgi olması lazım. Adalet. Adalet olacak. Haksızlık yapılmayacak. Haksızlık yapılmayacak. Evet. Sevgi olacak ve bir de merhamet olacak. Merhamet. Şimdi merhamet o kadar önemli bir haslat ki, önemli bir duygu ki, yani olmazsa olmazlardan. Şimdi biz merhameti sadece efendim mazlumlara merhameti düşünüyoruz. Yok. Evet. Aile içinde kocası hanımına merhamet edecek. Efendim anne baba çocuklarına merhamet edecek. Çocuklar anne babaya saygı gösterecek. Şimdi bu merhamet nedir? Ama merhamet bizim onlara İslam eğitimini vermemize engel olmayacak. Bazen merhamet aşırı derecede, mesela bir anne baba çocuğunun, bilhassa Avrupa'daki Müslümanlarda bu çok, çocuğunun her istediğini alıyor. Evet. Burada da öyle. Her istediğine cevap veriyor. Yeter ki çocuğum efendim üzülmesin diyor. Evet. Güzel de bunları verirken, bunları alırken çocuklardan... Ölçü olmalı hocam. Evet, ölçü olmalı. Evet. Biz çocuklardan aynı saygıyı görebiliyor muyuz? Ya da aynı bağlılığı görebiliyor muyuz? Aldıkça alıyorsunuz, aldıkça alıyorsunuz. Fakat burada çocukları sevmek onların İslami eğitimine engel olmamalı. Dolayısıyla çocukları efendim sevecek, çocukları öpecek, çocukları kucaklayacak, çocukları tamamlayacak, çocuklar arasında adalet edecek. Çocuklar arasında ittakullah ve adilu beyne evladikum. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah'tan korkun, haramlardan sakının. Çocuklarınız arasında adalet edin. Evet. Zahirde adalet, sevgide belki olamayabilir. Eşler arasında da sevgide adalet belki olmayabilir, iç sevgide. Ama dışta adalet gösterecek. Mesela bu konuyla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi çok önemli. Hıyarukum hıyarukum linisaihim. Evet. Sizin en hayırlarınız hanımları için hayırlı olanlarınızdır. En hayırlı insan aile içi düzeni kuran insandır. Aile içi düzen. Ama bu aile içi düzeni kurarken, onlara merhamet ederken haramlardan da koruyacak. Haramlardan koruyacak. O maddeye de geleceğim zaten. Evet. Bir başka husus, hadis-i şerif, hayrukum hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız, en değerliniz çoluk çocuğuna, aile efradına hayırlı olanınızdır. Ve ene hayrukum li ehli. Ben de ehlime, çoluk çocuğuma en hayırlı olanım. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten efendim aile içi düzende o kadar mütevazi, hem vakur hem mütevazi, hem vakar, evet, vakarı var. Efendim hem de mütevazi. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh bakıyorsunuz aile içinde adeta efendim çocuklaşır gibi, yani yine vakarını, izzetini lekelemeden o kadar aile içinde yumuşak. O kadar yumuşak. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aile içinde çocuklarına karşı çok merhametli, torunlarına karşı bazen mesela oluyor, onlara merhametinden dolayı veya onları sevdiğinden dolayı Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhüma o iki torununu sırtına bindiriyor. Ondan sonra diyor ki ni'me ba'irukuma. Yani sizin binitiniz, deveniz ne güzel. Yani onu sırtına alıyor, torunlarını böyle dolaştırıyor. O kadar merhametli ki, mesela Peygamberimiz bir gün hutbe okuyor. Hutbe, Müslümanlara hutbe okuyor. Şimdi bizim zamanımızda böyle bir şey yapılsa ne olacak? Dedikodu yapılır. Bilmiyor çünkü. İslam ahlakını bilmiyor. Merhametin ölçüsünü bilmiyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam minberden indi. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin
Fatıma anamız onlara kırmızı renkte bir elbise giydirmiş. Daha onlar çocuklar. Onlar da cemaatin arasından böyle cemaati yararak geliyorlar. Çocuklar, peygamberimizin torunları. Efendim, cennet gençlerinin efendileri, peygamberimizin ciğerpareleri. Gelirlerken peygamberimiz minberden iniyor, onların ellerinden tutuyor, getiriyor minberde önüne oturtuyor. Ondan sonra hutbeye devam ediyor ama şu ayeti okuyor orada. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Bilin ki mallarınız, çocuklarınız sizin için bir imtihan vesilesidir. Bak, peygamberimiz hutbeyi kesiyor, torunlarını yanına getiriyor. Dolayısıyla aile içi merhamet çok önemli. Bu merhamet aileyi hakikaten birbirine kaynaştıran bir şey. Evet. Ama bu merhamet dediğim gibi terbiyeye mani olmayacak. Çocuğu şımartmayacak. Evet. Çocuğu şımartmayacak. Hocam bir hatırlatma daha yapayım seyircilerimize. Değerli seyirciler, programımızda aile hukukunu konuşuyoruz. Bu konuyla alakalı olsun veyahut da Ramazan'la ilgili oruç ibadeti de olabilir. İbadet hayatımızla da ilgili olabilir. Sorularınız olursa 0545 241 47 çift 0 WhatsApp hattından arama yapmadan yazarak sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Programımızın birazdan ilerleyen dakikalarında hocamıza soracağım. Hocam devam edeceksiniz ama bir soru sorayım. Evet. İnşallah devam edelim. Tabii evlilik hayatında eş seçimi çok önemli hocam. Ki en çok tartışılan, merak edilen sorulardan bir tanesi de şu. Tanımadığımız işte bir insanı, bu erkek olabilir, kadın olabilir, evlilik öncesi. Yani iyi veya kötü olduğunu, huylarını nasıl anlarız diye sorular geliyor hocam. Bu noktadaki tavsiyeler ne hocam? Şimdi tabii bütün huylarına aşina olmak mümkün değil. Evet. Biz araştıracağız. Araştırmak şart. Ancak bugünkü şekliyle bugünkü yapılanlar tamamen yanlıştır. Bugün artık münferit hale geldi hocam. Tabii. Neden yanlış? Yani aileler neredeyse devre dışı kalıyor. Mesela internet ortamında sanal dünyada kız erkeği, erkek kızı tanıyor. Yazışıyorlar, tanışıyorlar, buluşuyorlar. Evet. Veya aynı üniversitede okuyan erkek kız veya aynı lisede, aynı ortaokulda, aynı daha doğrusu ortamda olan erkek ve kızlar birbirleriyle efendim gayrimeşru bir aslında beraberlikleri var. Şimdi bu beraberlik deyince efendim aklımıza başka şeyler gelmesin. Geziyor, dolaşıyor, kafelere gidiyor, efendim çay ocaklarında, nargile salonlarında oturuyor, çay içiyor, nargile içiyor. Ve yani bugünkü tabirle çok da hoşuma gitmeyen bir tabir, flört yaşıyor, flört. Niye? Şimdi diyor ki bazı aileler ya birbirlerini tanısınlar diyor. Birbirlerini tanısınlar. İslam'da böyle tanımak için yani bütün özelliklerine vakıf olmak için evlilik öncesi, evliliğe karar vermeden önce böyle bir beraberlik yok ki. Bu haramdır. Zinadır bu, zinaya götüren bir yoldur. Onun için burada ne olacak? Aileler araştırılacak, soy sop araştırılacak, dindarlığı araştırılacak. Zahirde Müslüman, zahirde ahlak güzel. Etraftan sorulacak. Güzel intibalar aldınız, güzel tepkiler aldınız. Ve ailenin mazbut bir aile olduğu söylendi. Gencin mazbut bir genç olduğu söylendi. Ama içine girdikten sonra belki bazen sizi yanıltabilir. Yanıltabilir. Kadın erkeği, erkek kadını yanıltabilir. Bazen çünkü dıştan göründüğü gibi de olmuyor. Bakıyorsunuz. Efendim dıştan çok güzel ama iç içe girdiği zaman o zaman bazı şeyler de sizi yanıltabilir. Biz zahire bakacağız. Dış görünüşe bakacağız. Evet. Bu açıdan aile seçimi çok önemli. Aile seçimindeki karar çok önemli ama bunlar haram yollarla değil. İslam'da sadece hitbe meselesi var. Hitbe demek yani evleneceği kızla görüşmesi, o da tek başına değil. Deniz kenarlarında, sahillerinde değil, sinema amfilerinde değil, efendim caddelerde, sokaklarda değil, havuzların, göllerin kenarlarında değil, aile ortamında görüşecek mahremlerin yanında ve orada konuşacak. Zaten bir kadın için konuşmasını zaten konuştuğu zaman anlayacak, konuşması da önemli. Kadının dış görünüşünü yüzüyle, kadın sadece evlenmek isteyenler yüzüne bakabilir.
Öyle tokalaşması, sarılması, gezmesi, dolaşması, efendim flörtü bunlar haram. Öyleyse orada görecek, konuşacak. Yüzü de güzel. Diyor ki ben bununla efendim şartlarını da ortaya koyuyor. Evet. Dindarlığını anlıyor. Ama bazen dediğim gibi aldatıcı dindarlık da var. Aldatıcı. Bakıyorsun örtülü. Ne güzel. Namazında kıldığını söylüyor. Ne güzel. Ama bir evlendikten sonra bir bakıyorsun ki neler çıkıyor neler çıkıyor. Evet. O zaman Müslüman samimi olacak dindarlığında da. Dindarlığında samimi olacak. Aldatıcı olmayacak. Ya da bazıları evlenmek istediği zaman karşıdaki aile müteassıp mütedeyyin bir aile ise onlara dindar gözükmek için namaz kılıyor. Sadece dindar gözükmek için. Evlendikten sonra bakıyorsunuz namazı niyazı bırakmış. Evet. Bu açıdan bunlara çok dikkat etmek lazım Ercan Bey. Şurada geçen bir hadis-i şerifi söyledim de bu mahalde okumuştum. Oradaki mahalde farklı bir şeydi. Yani hanımını döven kimseler hakkında ben evet. Tam Buhari ve Müslim'de zikredilen bir hadis-i şerifi okuyacağım. İslam'da kadını dövme diye bir şey yoktur. Bunu üzerinde duralım, bunun altını çizelim yani. İslam'da kadını dövmek diye bir şey yoktur. Evet. Erkeği de dövmek diye bir şey yok. Hayvanı da dövmek diye bir şey yok. Yani darp. Şiddet yok ancak hocam yani. Şiddet nerede olur? Ancak cihat meydanlarında olur. Yani size karşı adam silahını almış, bütün hazırlıklarını yapmış, sizi öldürmek istiyor. Ya da mesela nerede olabilir? Siz masum bir insansınız, yolda gidiyorsunuz gece gündüz, adam silahlanmış eşkıya, sizi öldürecek. Siz buna karşı müdafaa-i nefis, nefsi müdafaa açısından kendinizi savunabilirsiniz. Hatta sizi öldüreceğini biliyorsanız, siz onu öldürürseniz katil de olmazsınız. Nefis müdafası, namus müdafası, can ve mal müdafası. Yani bu şekilde. Ama masum bir insan. Şimdi masum insanı öldürmek dünyadaki bütün masumları öldürmek gibi. Dövmek de öyle. Evet. Şimdi dövmek deyince sadece kadınla sınırlı bir olay değil. Erkek de aynı. Genel olarak. Ve canlılar da aynı. Evet canlılar da aynı. Şimdi burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Çok önemli bir hadis-i şerif. Yani burada Müslümanlar bu hadis-i şerifi efendim iyi anlamalılar. Evet. Ya'midu ehadüküm fe yeclidü mra'etehu celdel abdi. Sizden biriniz hanımına yönelerek, onu kastederek bir köleyi döver gibi döver. فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ اَخْرِ يَوْمِهِ Sonra da günün sonunda aynı yatakta beraberce onunla yatar. Günün sonunda. Hem gündüz köle döver gibi dövüyor, akşam da olunca efendim aynı yatağı paylaşıyor. Bu gerçekten büyük bir ayıp. Zulüm. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında şöyle deniliyor. Lem yadribim ra'eten kattu. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir kadına elini vurmamış. Dövmemiş yani. Bir tokat da olsa vurmamış. Şimdi adam eskiden bizim çocukluğumuzda çok görüyorduk ve duyuyorduk. Yani çok cehalet vardı Ercan Bey. Köylerde bilhassa. Mesela şimdi adam hanımını düşünebiliyor musunuz? Akşama kadar tarlada çalıştırıyor. Aynı hanım akşam gelecek yemek yapacak. Başka kimsesi yoksa. Aynı hanım inekleri sağacak. Aynı hanım çocuğu emzirecek. Aynı hanım kocasının elbiselerini yıkayacak. Aynı hanım kocasının bütün görevlerini yerine getirecek. Aynı hanım sopa yiyecek. Yahu hem de neyle sopa biliyor musunuz? Yani. Öyle elinde ne varsa sopalarda ne varsa diyorum. Yani öyle normal elle vurma da değil. Yani bir hayvana bile o kadar muamele yapılmaz. Bu gerçekten biz bunları bu genel. Yani çok tabiri mazur görün. Bir yalan uydurmuşlar. Karnı efendim sıpasız, sırtı sopasız olmayacak haşa yani. Çok çirkin bir söz. Evet. Kadının karnı sıpasız, sırtı da sopasız olmayacakmış. Ya bu nasıl bir söz? Bunu kim uydurmuş? Nasıl söylemiş? Peki yine şöyle, adam mesela köy odaları var, otururlar, orada kendi aralarında şakalaşırlar. Yahu sen kadına vuramazsın ki, kadını dövemezsin ki, adamı doldururlar. Ya bunlar da evet. Gerçek ha,
Bunlar afaki şeyler değil. Adam da şimdi böyle doldurur şey gelir, gider hiç susuz yere hanımını döver. Hocam bunlar... Bunlar nasıl? Bunlar İslam değil bunlar. İnsanlık da değil bunlar. Aile mefhumunu ve huzur ve güvenini tavrıma edecek saçmalıklar hocam. Başka bir şey değil. İşte bunlar yani hakikaten son zamanlarda yani bir devlet yıkılırken devletin yıkılışının manevi sebeplerine de bakmak lazım. Evet. Yani Osmanlı'nın son döneminde de ciddi birçok çevrelerde İslam'dan uzaklaşma olmuş. Bozulmalar vardı. Evet. Bozulmalar var. Evet. Cehalet hakim olmuş. Din adına efendim bilinen yanlışlar var. Bid'atlar var, hurafeler var. Adam bakıyorsunuz kendine yıllarca hizmet eden, kendisine çocuk veren kadına yani ne diyorum ya? Yabancı canavar olsa bile bir hayvan, canavara bile o şekilde muamele edilmez. Evet. Böyle muameleler, nasıl bir muamele bu? Ondan sonra da o kadını efendim tekrar dönecek, sen benim hanımımsın, sen benim çocuklarımın anasısın diyecek, onunla muaşeretini devam ettirecek. Böyle bir saçmalık olur mu? Ne kadar saygı gösterecek sana? Ne kadar? Hocam bir de kendini topluma ifade etme şeklindeki bir yanlış üslup da olabilir hocam. Yani çevreye verilecek bir imaj, işte ailesini yönetiyor, yönlendiriyor gibi. Evet. Böyle şiddete başvurarak veyahut da despot bir şekilde ailesine kötülük yaparak yöneten, yönlendiren insanlar aynen da var. Aynen öyle. Bir başka husus Ercan Bey, buna İslam'ın diliyle gayret deniyor, kıskançlık. Evet. Erkek hanımını kıskanacak. Hanımı da kocasını kıskanacak ama erkeğin hanımını kıskanması şu demek, onu haramlardan koruyacak. Sahiplenecek. Sahiplenecek. Evet. Yani yabancı erkeklere bakmasına engel olacak, efendim mahrem yerlerini açmasına engel olacak, haramlar işlemesine engel olacak, erkeklerle karma karışık olmasına engel olacak. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabi geliyor, Sa'd. Evet. Efendim hanımına karşı çok kıskanç. Mesela şimdi bir zamanlar şu evlilik programları vardı. Bazen insan ibret almak için dinliyor, neler konuşuluyor, neler yapılıyor diye. Yani evlilik öyle o meydanlarda yapılacak bir şey değil. O da bir saçmalık. Şimdi de aile programları güya aile başladı programları hocam. Aile programları da aslında çok ciddi tehlikeleri var. O kadar büyük aileye darbe vuruyorlar aynen ki şu anda. Öyle. Çok büyük tehlikeleri evet. var. O evlilik programlarında şimdi kız kendisine talip olan erkeğe soruyor. Kıskanç mısın? Kıskanç mısın? Evet. O da diyor ki yok kıskanç değilim. Ne demek? Yani ben diyor seninle diyor evlenirsem efendim bekarlık zamanımdaki arkadaşımla beraber gezebilir miyim? O Antalya'da yaşıyorsa ben de onun yanına gidebilir miyim? Buna göz yumar mısın? Buna ses çıkarmaz mısın? Hocam buna o da diyor ki evet diyor ses çıkarmam gidebilirsin. Çağdaşlık ve modernlik diyorlar. Canım bu ne çağdaşlığı bu evet. Köpek sevdası, köpek aşkı bunlar ne çağdaşlığı hiçbir şey değil. Öyleyse Hazreti Sa'd hanımlarına karşı çok kıskanç hanımına karşı. Peygamberimiz diyor ki vallahi Sa'd kıskançtır. Ben saatten daha kıskancım. Allah da bizden daha kıskanç. Allah'ın kıskanç olması ne demek? Yani Allah Celle Celaluhu haramların işlenmesini istemiyor. Evet. Haramların işlenmesine rızası yok. Onun için diyor harramel fevahişe. Allah bütün ahlaksızlığı, hayasızlığı, edepsizliği yasak kıldı. Şimdi adam kendine göre şimdi evlenmiş. Hanımı yanında yediriyor, içiriyor. Efendim bütün maddi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama giyim kuşamına bakıyorsun İslami değil. Evet. Beraber iç içe oldukları insanlara bakıyorsun ya da ortamlara bakıyorsun İslami değil. Adam bugün hanımının İslami olmayan düğünlere gitmesine müsaade ediyor. İslami olmayan ortamlarda bulunmasına müsaade ediyor. Oradaki işlediği günahların birer misli de kocasına yazılacak. Bakıyorsunuz modernlik güya, çağdaşlık düğün ortamlarında hem de kapalı kapalı kadınlar kalkıyor bütün erkeklerin huzurunda dans yapıyorlar. Çok çirkin oyunlar sergiliyorlar. Çok çirkin. Evet. Yani tabirde zorlandığım çirkin manzaralar. Ya bir erkek buna nasıl diyebilir mi? Ya bizim hanım çok güzel oynadı ya erkeklerin içerisinde. Çok güzel dans yaptı. Çok güzel dans yaptı. Hatta adam öyle çılgınlık yapıyor ki bazen
oğluna aldığı gelin ile, oğluna getirdiği gelinle dans yapıyor. Gelinle dans yapıyor. Allah korusun kızıyla dans yapan var. Eşiyle dans yapıyor. Evet. Ya bacı kadınlarla dans yapıyor. Ya bunlar ne çağdaşlığı, bunlar rezillik. Şimdi o anda siz o erkeğin hangi duygular yaşadığını, o kadının hangi duygular yaşadığını biliyor musunuz? Nasıl bir mizaç bu? Nasıl bir has? İşte bundan kıskanmayacakmış. Eğer kıskanırsa çok tutucu insan. Evet. Çok ilkel bir insan. Çok dar çerçeveli bir insan olacakmış. Bir de böyle bir kesim var hocam. Çağdaşlık ve modernlik adına baskı ve dayatma yapıyor. Yani genel manada Türk aile yapısına yönelik. Dolayısıyla bizim geleneksel İslam kültürünün bir aile yapısı var. Onlar da bazen bu baskıdan dolayı böyle yapabiliyor hocam. Doğru. Şimdi Ercan Bey, hakikaten geçmiş ailelerde tabii yani bundan belki 50-60 sene önceki ailelerde bilgisizlik hakim ama evet. Kadınlardaki edep, haya, iffet duyguları bugünden çok farklıydı. Çok farklı. Mesela kadınlar öyle yetiştirilmiş ki, yani bakın belki de bilgisi bugünkü kadar yok. Evet. Bugünkü kadar dünyayı tanımıyor. Okuma yazma bile bilmiyor belki. Okuma yazma da bilmiyor. Evet. Ama öyle edepli ki, birkaç örnek vereceğim. Hamile kalıyor. Diyelim ki önceden çocukları var. 15 yaşındaki çocuğu annesinin hamile kaldığını anlamıyor. Ona göre elbise giyiyor. Ve hiçbir zaman hamileliğini hissetmiyor. Ne zaman o kadının annesinin hamile olduğunu biliyor musunuz? Çocuk dünyaya getirdiği zaman. Bir de görüyor ki çocuk dünyaya gelmiş. Şimdi bakın şu hayasızlığı, af buyurun. Evet. Kadın diyelim medya kanalıyla hamile kaldığını teşhir ediyor. Resimliyor onu. Diyor ki işte hamile kaldım. Hem de bazıları da gayrimeşru birliktelikle hamile kaldığını teşhir ediyor. Ya senin hamile kaldığını bir başkalarının bilmesinde ne fayda var? Peki o şekilde bilirse karnını da göstererek bak diyor hamileyim diyor. Hamileyim diyor. Daracık elbiseler giyiyor. Edep sınırlarını aşıyor. Peki o senden doğan çocuktan Fatih olur mu? Olmaz. Evet. Abdülhamit olur mu? Olmaz. Alim olur mu? Olmaz. Allah dostu olur mu? Olmaz. Çünkü sen daha rahimdeyken o çocuğu kirlettin. Senin yanlış hareketlerin o çocuğun ahlakına sirayet ediyor. Ahlakını bozuyor. O çocuğun ahlakını bozuyor. Adam mesela bakıyorsunuz aile reisi, anne veya baba, ikisi de her yönden aile reisleri, efendim bir bakıyorsunuz çocuğa sigara içme alışkanlığını kazandırıyor. Adam alkol kullanıyorsa çocuğunu da yavaş yavaş diyor ki al şuradan bir efendim yudum al diyor. Çocuğunu alkole alıştırıyor. Çocuğunu kumara alıştırıyor. Ve onunla da övünüyor. Evet. Şimdi böyle ailelerde huzur ve saadetin olması mümkün değil. Evet hocam. Bu açıdan toparlayalım. Evet. Gelen sorularımız tamam, var. Tamam. İnşallah hemen onlara geçeceğiz. Bir iki hususa hemen kısaca değineyim. Evet. Peygamberimiz ailelerini çok sever. Zaman zaman onlarla şakalaşır. Aile içi şakalaşma çok önemli. Evet. Onların streslerini giderir. Yemek yerken efendim kaşığını onun ağzına götürür. Ondan sonra bazen de yarışma yapar. Hazreti Ayşe anamız da yarışma yapıyor. Müsabaka, koşu yarışması. Medine-i Münevvere'de bir mescit var. Mescidi Sibak. Yani buradan başlıyorlar bir yarış. Oraya kadar koşacak. Kim koşuyor? Bazen Hazreti Ayşe anamız peygamberimizi geçmiş. Aslında peygamberimiz onu taltif etmek için evet. Geride kalmış oluyor. Bazen de peygamberimiz onu geçmiş oluyor. Oraya onun adına yapılmış bir mescid. Mescidi Sibak. Yani müsabaka kelimesi buradan geliyor. Arapça bir kelime. Yarış. Yarış, yarış. Yarış evet. Yapıyor. Ve efendim hemen kısaca şunu da söyleyeyim. Çok önemli. Kadının kocasına hile yapmaması. Kadının kocasına, kocasının hanımına yalan söylememesi. Hile ve hıyanet yapmamaları, evet. Hileden uzak olmaları gerekiyor. Yani güvenilen insanlar olacak. Kocasına güvenecek. Efendim, kocası da hanımına güvenecek. Kesinlikle hıyanet, yalan söylemeyecekler, hıyanet işlemeyecekler.
Dolayısıyla bunlar aile huzurunun oluşması için temel esaslardan, bu kadarla yetinelim. Evet hocam. Hakikaten bugün özellikle Ercan Bey, şunu son cümle olarak söyleyeyim. Gençlerimizin, evlenme çağına gelen gençlerimizin aile hukukunu çok iyi öğrenmeleri lazım. Nereden öğrenecek? Kendi başına öğrenmez. Anne baba da bilmiyor. Okullarda öğretilmesi lazım. Okullarda hususen, okullarda, şimdi okullarda af buyurun, yani mahremlerin, mahremiyetlerin gösterilmesi için dersler konulacağı söyleniyor, konulduğu evet. söyleniyor filan. Böyle ona ne diyorlar, belli okullarda, yani örnek, ya şimdi Avrupa'ya uyarak siz eğer daha genç yaştaki çocuklara, ilkokul çağındaki çocuklara mahremiyet esaslarını öğretirseniz bu felaketin önüne geçemezsiniz. Ama esasında evlilik çağına gelen erkek ve kızlarımızın aile hukukunu öğrenmesi lazım. Evet. Ailenin hangi temeller üzerine kurulduğunu, hangi esaslara uyulursa orada mutluluk olacağını öğrenmesi lazım. Maalesef bunlar öğretilmiyor. Bu da eğitim yoluyla, öğretim yoluyla olur. Okullarda özel bunun için ders konulacak. Aile hukuku dersi. Evet. Aile hukuku dersi konulacak. Bu konulmadıktan sonra çocuk evleniyor. Çocuğun evlenmesi, yani delikanlının evlenmesinin ilk etapları, ilk merhaleleri efendim sadece şehvi arzuları tatmin için. Tabii akıllılar, tedbirliler müstesna. Çoğunluğu böyle. Sadece dünya açısından evliliğe bakıyor. Dini açıdan bakmıyor. Neslin kaynağı olması açısından bakmıyor. Evet. Çünkü evlilik neslin sigortası. Dolayısıyla bunlara çok özen göstermek lazım. Bu da devletimiz tarafından özellikle gençlerin geleceğini teminat altına almak için ders kitapları halinde okutulması lazım. Evet hocam, bu konuya bir katkı olarak daha acizane ben şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi evet, okullarda temel ders olarak aile hukuku olmalı. Bunun yanı sıra iletişim ve halkla ilişkiler, aynı zamanda adab-ı muaşeret dersleri de olmalı. Ve en başta da hocam İslami ilimler, yani işin içerisinde ahlaki, imani, işte Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hadis-i şerifleri, yani bu üç temel üzerine eğer halkımızdan da bir talep olursa hocam, Milli Eğitim Bakanlığımız da, hükümetimiz de bu konuda inşallah bir çalışma yapar. Yani bir talep olacak hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Hocam hemen sorulara geçiyorum müsaadenizle. Seyircilerimizden gelen sorularımız var. Bir seyircimiz şöyle sormuş. Abdest alırken orucum bozulmasın diye ağzıma suyu az alıyorum. Abdestimde bir kusur oluyor mu diye sormuş. Güzel yapıyor. Evet. Abdest alırken oruçluysa ağzına çok böyle oruç dışındaki su verdiği gibi çok fazla su vermeyecek. Az su verecek. Evet. Ağzına, burnuna su verirken, çünkü çok su verirse belki suyun boğazından kaçma tehlikesi var. Hı hı. En güzelini yapıyor. Abdestinden noksanlık olmaz. Evet hocam. Evet. Bir başka seyircimiz de şöyle sormuş. Çocuklarım 20'şer yaşlarındalar. Namaz kılmaları için çok çabalıyorum ama kılmıyorlar. Bundan ben sorumlu muyum? Bana bir vebali var mıdır diye sormuş seyircimiz. Evet. Öğretmiş de, yani zamanında çocuklara imanı, ibadet esaslarını, haramı, helalı, her şeyi öğretmiş de 20 yaşına geldiği zaman çocuk yapmıyorsa anne baba ondan vebal altında değil. Evet. Ama öğretmemişse sadece o yaşa geldiğinde oğlum bak namazını kıl, kızım tesettüre dikkat et, kızım işte şunları yapma, şunları yap diye söylemesi bir mana ifade etmez. Öğreteceğiz, başta öğreteceğiz. Yani çocukların sorumluluğu üzerimizde. Evet. Bu sorumluluğu yerine getirir de çocuk da ergenlik çağına ulaştıktan sonra artık ona bir şey yapamıyorsunuz. Ondan sonra kendi yaptığı işlerden o sorumlu. Anne baba sorumlu değil. Evet. Peki çocuklara ibadet hayatını, ibadetleri yaptırırken baskı ve dayatma mı olmalı hocam, yoksa sevdirerek mi? Sevdirerek. Evet. Baskı dayatmayla ibadet yapılmaz. Evet. Baskı dayatmayla ibadet yapılmaz. Ben bazen söylüyorum, yine de söyleyeyim. Zorla ibadete alıştırılamaz.
bir bizim meslektaşımız, emekli bir müftü, Almanya'da bir ay beraber aynı yerde kaldık. Evet. Yatılı talebeler var. O da müftü emeklisiydi. Ben o zaman efendim görevdeydim. Bir şey anlattı. Yani hiç unutmuyorum. Yani bugünkü insanlara da örnek olsun diye zorlamayla ibadet olmayacağını ifade için. Babamız diyor çok biz küçükken diyor bize namaz kılmamızı söylerdi. Ama diyor benim abim diyor o zaman adam 65 yaşları seviyesindeydi bunu anlattığı zaman. Evet. O emekli müftü efendi. Babamız diyor bize namaz kılın oğlum, abdest alın oğlum. Ben diyor ta çocukken diyor çok severdim. Abdestimi alır babamla beraber durur namaz kılardık. Abim diyor namaz kılmak istemezdi diyor. O zaman. Halen de diyor kılmak istemiyor. Yani yaşlı hali kendisi 65 yaşındaysa o da diyelim 67 yaşında, 68 yaşında ya da 70 yaşında. Evet. Halen de diyor aynı tembellik var diyor. Neyse diyor o da zar zor abdest alıyor almıyor yarım yamalak. Namaza dururken şöyle diyormuş. Niyet ettim babam için namaz kılmaya. Niyet ettim babam için namaz kılmaya. Zorlama bu işte. Evet. Babası için zorlamayla namaz kılan sonra da kılmaz. Ama Allah için kılan, Allah için kılması gerektiğine inanan, Allah'ı severek, Allah'ın huzurunda olduğunu anlayarak namaz kılarsa, o zaman o zaten ergenlik çağına ulaştıktan sonra o namazın hazzını aldıktan sonra zaten onun namazı terk etmesi mümkün değil. Hangi işte olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun, o insanın zaten ibadeti terk etmesi mümkün değil. Evet hocam. Bir başka soru da şöyle hocam. Evet, ben vesvese yapıyorum. Kafama bir şey takılsa daha da çıkmıyor. Yapılan bir yanlışı unutamıyorum. Bu da beni çok yoruyor. Hep şüpheli olarak davranıyorum insanlara. Kafama takmaktan çok yoruldum. Nasıl geçer diye sormuş hocam. Bir vesvese hastası. Vesvese bir hastalık. Seyircimiz. Hakikaten çok rahatsız edici bir hastalık. Mesela öyle adamlar var ki adam durmadan abdest alıyor. Abdestim olmadı diye bir daha alıyor, bir daha alıyor. Eğer birisi onu tutup da getirmezse adam namaza başlayamıyor. Ya da namazda vesvesesi olanlar var. Evet. Namaza bir başlıyor, olmadı diyor, bir daha tekbir alıyor. Olmadı diyor, bir daha tekbir alıyor. Böyle ayak üzerinde belki 10 dakika namaza başlamak için vesveselenen insanlar var. Bir vesvese bu veya duygusal vesveseler. Bunların tabii çözümü için bunlara efendim ne yapılacak? Evvela bunların tedavi edilmesi lazım. Tedavi bir manevi tedavi ne olacak? Mesela Nas ve Felak surelerini çok okuyacak. Allah'a sığınacak. Çünkü şeytandan bir vesvese geldiği zaman diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezgun festaiz billah. Şeytandan bir dürtü, bir vesvese, bir ihva, aldatmaca geldiği zaman Allah'a sığın. Allah'a sığınacak. Allah'a sığınacak. Bir de diyecek ki ben efendim abdestin farzı 4 misal. Bunu efendim ona çıkarmayacak. 4'ü yerine getirdiği zaman olabileceğine inanacak. Böyle bir inanç oluşacak ki vesvese geçsin. Evet. Dolayısıyla bunlar efendim dua ile manevi tedavi dediğim surelerle o dua yani vesveseye gidiren sureler okumakla bir de bunların sanıyorum biraz bu vesveseden tedavi edilmesi lazım. Bu ciddi bir hastalık. Tedaviye ihtiyacı var. Evet. Ama yani, en önemlisi Allah'a sığınıp Cenab-ı Hak'tan bunun gitmesini talep etmesi yani istemesi. Böyle rahatsızlıklar olan insanımız hocam çevredeki insanlar da çok önemli. Yani ona yardımcı olabilecek, aklı selim insanlar yol gösterebilecek. Belki ilgilenmeleri lazım. Evet, ilgilenecek kişiler de lazım. Bir de doğru yönlendirecek olanlar da lazım hocam. Yani şimdi boş kalan insan ne yapacak hocam? Düşünecek. Evet. Dolayısıyla bu tür rahatsızlıklar olan insanlarımızın da bir zahiri meşguliyet içerisine girmeleri gerekiyor hocam. Doğru. Hani az önce ifade ettiniz manevi tedbirin yanı sıra bir de zahiri olarak biraz meşguliyette uğraşmaları gerekiyor izleyicilerimizin. Evet bir başka soru da şöyle hocam. Günümüzde gelin kayınpederinin elini öpebilir mi veya damat kayınvalidesinin elini öpebilir mi diye bir soru var. Şimdi kişilerin haline bağlı bu. Yani haramı helalı bilen takva ehli
Kayınbabanın eli öpülebilir mi? Öpülebilir. Evet. Takva ehli bir damat, takva ehli bir kayınvalidenin elini öpebilir mi? Öpebilir. Ama kayınvalidenin elini öpmemek daha uygun. Bu zamanda bilhassa. Evet. Niye? Çünkü insanların değer yargıları çok değişti. Mesela bir insan kayınvalidesinin elini öperken ya da sarılanlar var mesela. Kalbine kötü duygular gelse ya da kaynanasının kalbine kötü duygular gelse Hanefi mezhebine göre hanımı kendine haram olur. Evet. Yani şehvet duygusu, Allah korusun. Bunları söylemekte bile zorlanıyoruz. Dolayısıyla bugünkü zamanda ahlaksızlık çoğaldı. Evet. Haram helallara karşı duyarlılık azaldı. Onun için burada insanın yapısı çok önemli. Yani çünkü bugün, yani bunları söylemek istemiyoruz ama gelinine tasallut eden insanlar var. Evet. Kayınvalidesine tasallut eden insanlar var. Yani bunları tasvir etmek çok zor bir şey. Öyleyse böyle bir zamanda mümkün olduğu kadar bunlardan sakınmak lazım. Evet. Hocam Belçika'dan bir seyircimiz arıyor. Cemalettin Köse Bey. Kendisine teşekkür ediyoruz. Zekat niyetine suyu olmayan bir köye su kaynağı vurdurmak geçerli olur mu diye sormuş hocam. Yok. O neye benziyor? Bir mescit yaptırmaya benziyor. Bir mektep medrese yaptırmaya benziyor. Bir hastane köprü yaptırmaya benziyor. Şimdi o su hayır olur. Büyük bir hayır. Yani hayırların en büyüklerinden su getirmek. Ama suyun kimseye teslimi mümkün mü? Herkes evet. Ondan faydalanacak. Yani suyu siz bir fakire vermiyorsunuz. Herkesin müştereken kullanacağı bir şey. Bu âme hizmeti mesela onun için yol, köprü, mescit, mektep, medrese, hastane gibi müesseseleri yaptırmak, bunları da zekat niyetiyle yaptırmak, buralara zekat parasını vermek caiz değil. Evet. Başka bir soru şöyle hocam. Birikmiş bir miktar param vardı. Bunu euro yaptım. O paradan gelen kar helal midir diye sormuş hocam. Tabii ki. Evet. Parayı koruyacak. Yani parayı değerini kaybetmemesi için mesela parayı böyle koyup da bir tarafa değerini kaybederse o da israf olur. Evet. Yani yazık olur, haram olur. Parayı muhafaza edecek. Para bir değerdir. Onun değerini muhafaza edecek. Koydu diyelim ki durmadan değer kaybeden bir birimle bekletiyor. Yani bu hangi bazen mesela yabancı paralar da değer kaybedebilir. Ama gönül arzu der ki onu kendi paramıza çevirmesi. Kendi paramız da altındır. Evet. Çünkü altın değer kaybetmez. Altın ne kadar değişim olsa bile yine değerini koruyor. Bazen de değer üzerine değer koyuyor. Evet. Onun için bilhassa yabancı paralardan ziyade kendi paramız, kendi öz paramıza dönmek lazım. Evet. 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 Bir başka soru da şöyle. Kaç yaşında akıl bali olduktan sonra namaz bize düşer diye sormuş seyircimiz. Şimdi bu tabii çocukların gelişimine göre değişiyor. Kız çocuklarında 9 ile 15 yaş arasında değişir ergenlik çağına ulaşma. Kız çocuklarındaki ergenlik çağına ulaşma daha erken olabilir. Evet. Bu da tabii çocuğun aldığı gıdaya bağlı, ortama bağlı, yani iklime bağlı. Her memlekette aynı yaşta olmayabilir ama bazı memleketler var ki 9 yaşındaki bir kız çocuğu büluğ çağına erebilir. Gelişatlı. Evet hocam. Peki 9'da 15 yaş arası. Erkeklerde ise ulema böyle takdir etmiş. 12 ile 15 yaş. Erkek çocuklarında 12 yaşında da ergenlik çağına ulaşmış olabilir. Bunun alametleri belli. Alameti nedir? İhtilam olması, yani rüyalanması, rüyada yani hamamcı olma dediğimiz evet. O hal ile hali yaşaması, kız çocuklarında bülü ergenlik çağına ulaşmanın alameti adet görmesi. Adet görmesi. Evet hocam. Veya mesela erkek çocuğunda bülüğe ermesinin alameti sesindeki değişim. Sesindeki değişim veya vücuttaki bazı temizlenmesi gereken yerlerde kılların bitmesi filan gibi efendim bunlar ergenlik çağına ulaşma belirtileri. Evet. Evet. Diğer bir soru da şöyle. Sadece farz namazları kılsak olur mu demiş hocam. Şimdi günümüzde farklı fikirleri olanlar var. Sadece Kur'an-ı Kerim'de işte farz namaz var.
vakitleri şöyle diye milletin kafasını karıştıranlar da oluyor hocam. Ehli sünnete göre nasıl diye sormuş seyircimiz. Şimdi elbette farzlar Allah tarafından bizatihi emredilen ibadetler. Evet. Bunların elbette terki haram. Ancak vacip namazlar da mesela Ramazan bayramı, Kurban bayramı namazları veya vitir namazı gibi Hanefi mezhebinde bunlar Hanefi mezhebinde vaciptir. Bu vacipler de farza yakın namazlar. Farza yakın, farz kadar güçlü değil ama farza yakın namazlar. Bunların terk edilmesi halinde de yani harama yakın bir günah işlemiş olur. Tahrimen mekruh. Şimdi gelelim sünnetlerin kılınmasına. Sünnetlerin kılınması gereklidir. Evet. Neden gerekli? Sünnetler aslında farzlardaki noksanlıkları, vaciplerdeki noksanlıkları tamamlayan ibadetlerdir. Bir de şeytanın insan üzerinde çok tuzakları var, hileleri var. O kadar insanı azdırmak için, yoldan çıkarmak için çalışmaları var ki şeytanın. Evet. Veya avanesinin. Mesela evvela insanı imandan uzaklaştırmak istiyor. Buna muvaffak olamazsa bu sefer farzlardan uzaklaştırmak istiyor. Ya da farz ibadetlerde acelecilik yapmasını istiyor. Ya da farz ibadetleri gösteriş için kılmasını ona vesvese ediyor. Veya efendim canım senin imanın var, namaz kılmana gerek yoktur, sen Müslümansın, imanın yeter dedirtiyor. Veyahut da bu da bir vesvesedir. Sen farzı kılarsan sünnetleri kılmana gerek yok. Zaten Allah farzı istiyor, sünnetleri istemiyor. Sünnetler ilave bir ibadettir, fazlalıktır diyerek evet. onu kandırmaya çalışıyor. Şimdi şeytanın en çok kahrolduğu şey bir Müslümanın farzlardan önce ya da sonra kıldığı sünnetlerdir. Neden? Ona diyor ki kahran li şeytan ya da efendim şeytanı kahretmek veya onun insan üzerindeki arzu ve isteklerini boşa çıkarmak için sünnetleri kılmak lazım. Şeytan o zaman diyor ki ben bunu imandan uzaklaştıramadım, farzlardan uzaklaştıramadım, vaciplerden uzaklaştıramadım. Adam onları yerine getirdiği gibi bir de nafileleri, sünnet namazları yerine getiriyor diye şeytan kahroluyor. Şeytanı kahretmenin en güzel yolu sünnetleri kılmak. Onun için sünnetler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, bizim de yapmamızı istediği fiillerdir ama bunların da yine aslı emirdir. Ha? Farz mahiyetinde emir değil, vacip mahiyetinde emir değil. Evet. Sünnet olarak mesela bizim sünnet dediğimiz ibadetleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan onay almadan yapmamıştır. Orada da yine ilahi bir onay var. Kendi kafasına göre kendi kafasına yapmıyor. Göre değil. Evet. Kendi kafasına göre değil. Evet. Onun için mesela sünnetleri niye terk edelim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her namaz sünneti için müjdeler vermiş. Mesela rak'atel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha. Evet. Sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı. Sabah namazının sünneti vacip kuvvetinde bir sünnet. Veya rak'atel fecri efendim hayrun min humrun na'am. Yani evcil hayvanlardan, kırmızı develerden daha hayırlıdır diyor. Evet. Kırmızı develerden daha hayırlı. Evet. Şimdi Araplar için kırmızı develer çok değerli bir sermaye. Yani o zaman Peygamberimiz onu misal veriyor. Öyleyse bir sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindeki nimetlerden daha hayırlı olursa, öğlen namazının sünnetine benzeri mükafat verilirse, ikindinin, akşamın, yatsının sünnetlerine böyle mükafatlar verilirse, Müslüman niye efendim bunları terk etsin ki? Hocam süremde azaldı. Kısa kısa sorulara cevaplarsak hemen bitirelim. Evet. Evet. Zekatımızı öğrenci yurtlarına veya camilere verebilir miyiz diye soru var. Camilere olmaz. Öğrenci yurtlarının yapımına, eşyasına, tefrişatına, böyle sergisine, kabına, kaşığına, tezgahına, dolabına olmaz. Evet. Ancak efendim fakirlere veriyorlarsa yurtlarda, oradaki talebelere veriyorlarsa olur. Yoksa yurdun binasına, yurdun iç dizaynına, iç malzemesinin alınmasına, efendim
mescitlerde halı alınmasına veya işte başka mescitle ilgili harcamalara olmaz. Evet. Fakirin hakkı zekat, tamamen fakirin hakkı, fakire de bizzat teslim edilecek. Evet. Hemen bir başka soruyu soruyorum hocam. Zamanında bir kişinin çocuğuna altın takmışsa, o da zekatını altın diye geri sana getiriyorsa zekat kabul oluyor mu? O ne demek? Şimdi birisi birine altın yapmış hocam. O da tekrar zannediyorsam, yanılmıyorsam, tekrar ona altını götürüyor. Bundan zekat oluyor mu diye sormuş hocam karşılıklı. Hani bu düğünlerde altın takılıyor hocam. Şimdi altın takıldığı zaman 80 gramdan fazla yaparsa zaten üzerinden... Veyahut da bir çocuğa altın takılıyor doğduğu zaman. Öyle bir altınlar, alet var. O altınlar zaten oraya takıldığı zaman, o takılan altınlar 80 gramı geçerse, çocuğa zaten Hanefi mezhebine göre malı olsa da çocuğun zekat gerekmez. Ama Şafii mezhebine göre çocuğun malından velisi zekatını hesaplar verir. Yani bu çocuğa altınlardan ait, gelen altınlardan zekat oluyor mu diye soruyor. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani eğer 80 gramı daha fazlayı tutuyor, şey yapıyorsa, geçiyorsa. Evet hocam. Hocam bu akşamın son sorusu, seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Şöyle sormuş seyircimiz. Resmi nikahlı olan biri boşanmış ve ayrılmış. Ayrı evde kalıyor. Sonra tekrar beraber aynı evde kalabilir mi? Hocalar resmi boşandı, İmam nikahı da düştü diyorlar. Bir başka soru, kadın resmi nikahla ayrılmış, evlenmek istiyor ama imam nikahın var diye evlenemez diyorlar. Şimdi birincisinde bir defa hakimin boşaması, eğer hakikaten dini manada kocasını muhatap alarak sen bunu boşadın mı? Evet. Kocası da bütün alakayı kestiğini, boşadığını söylerse, mahkemede de olsa bu boş olur. Ama kocasının böyle bir sözü söylemeden, dini anlamda boş olsun, boştur demeden hakim şey yaparsa ona fesih deniyor. Yani efendim fesih yoluyla boşanmış olur. Din nikahı efendim gitmez onun. Ancak dini nikahla evli olan bir kadın, İmam nikahı falan diye bir şey yok aslında. Evet. Bu bugünün ifadesi. Yani dini nikah da resmidir, resmi nikah da resmidir İslam'a göre. Bu bugünün ifadesi. Yani imam nikahı deyip geçiyorlar. İmam nikah diye bir şey yoktur. Bir nikah var. Evet. Dini nikah, sözleşme. Evlenenlerin şahitler huzurunda ben seni eş olarak kabul ettim, ben de seni eş olarak kabul ettim deyip şahitlerin de buna şehadet etmesi. Diyelim ki kadın resmi nikahtan boşanmış, din nikahla birisiyle evlenmiş. Bir başkasıyla evlenebilir mi? Evlenemez. Evlenirse, o adam boşamadan önce evlenirse, efendim o kadın zina yapmış olur. Hiç nikahı olmaz. Evet. Nikahı geçerli olmaz. Evet hocam. Evet. Evet hocam, böylece programımızı noktaladık. Cevaplayamadığımız sorular var, süremiz bittiği için. İnşallah onu da yarınki programımızda hocamıza soracağım ve böylece o soruları da cevaplamış olacağız. Evet hocam, bu akşam da programımızı noktalıyoruz. Biterken neler söylersiniz kısaca? Böylece kapatalım. Kısaca söylenen sözlere riayet, İslam'a sımsıkı tutunmak, bu mağfiret günleri efendim bitmek üzere. Yani Ramazan-ı Şerif'in evvelihu rahme, evet, ve ahir ve evsatuhu mağfire ve ahirhu itku minen nar. İlk 10 günü rahmet günleri, o geçti. İkinci 10 günü efendim mağfiret, günahların bağışlandığı devre. Bu günahların efendim bağışlandığı devreyi iyi değerlendirmek lazım. Bunun için de bakın, bugünden sonra sanıyorum 12 orucumuz kaldı. Evet. Değil mi? Son haftaya gireceğiz. Son haftaya, evet, gireceğiz. 12 orucumuz kaldı. Başladı ve bitiyor. Kısa bir zaman. Ramazan-ı Şerif'te hakikaten manevi yönden kasamızı, kesemizi doldurmalıyız. Evet. İbadetlerimizi muntazamen yapmalıyız. Samimiyetimizi efendim unutmamalıyız. Her şeyi samimiyetle, İslami samimiyetle yaparsak inşallah ebedi hayatta mutluluk bize vaat ediliyor. Cenab-ı Hak öncelikle ailelerimize huzur bahşeylesin. Evet. Kalbimizi dini üzerinde sabit kılsın. Ve hastalarımıza özellikle bugünlerde çok dua etmek lazım.
bu koronavirüsü yüzünden, başka sebeplerden hasta olan hasta kardeşlerimize Mevlamız Şafi ismi şerifiyle, Şafi ismi şerifi hürmetine şifalar lütfeylesin. Amin. Borçlarımıza edalar lütfeylesin. Ümmete birlik beraberlik nasip eylesin. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. İnşallah yarınki programda tekrar birlikte İnşallah. Olacağız. İnşallah. Evet değerli seyirciler, böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah-u Teala tuttuğumuz oruçları kabul daim eylesin inşallah. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Hoşça kalın.